güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün mutfağımda kebap var. Tavuklu kebap yapıyoruz. Yapımı çok kolay. Hem ekonomik hem de inanılmaz lezzetli. Hadi yapımına başlayalım mı? 1 kilo tavuk kullanacağım. Tavuğun böyle kalça kısmından, kemiksiz kalça kısmını kullanıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Bir tane büyük kapya biberi doğrayıcımı alarak işe başlıyorum. İçerisine de bir tane büyük boy soğan koyuyorum. 3-4 diş de sarımsak, yarım demet de maydanoz. Şimdi hepsini doğrayıcıda küçük küçük doğruyorum. İşte minik minik doğrandı. Şimdi bunları tel süzgece koyuyorum ki fazla suyu gitsin. Şöyle hepsini tel süzgece boşaltıyorum. Tavuklarımı da kuşbaşı şeklinde doğradım. Onları da doğrayıcıya alıyorum. Ve onları da böyle güzelce doğruyorum. Bakın kıyma haline geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bir kaba alacağım. Sebzelerle tavuğu birleştireceğim. Şöyle biraz daha bastırıyorum sebzelerin üzerine. İyice suyu çıksın. Şöyle. Bunun suyunu da atmayacağız. Daha sonra lavaşları ıslatmak için sosta kullanacağız. Bakın bayağı bir çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi tavuk kıymasının içerisine koyuyorum. Tavuk kıymasını hazır da alabilirsiniz. Hiç böyle robottan geçirmenize gerek yok. Ve baharatlar. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. Ve 1 çay kaşığı da toz kırmızı biber kullanıyorum. Acıyı seviyorsanız daha fazla ilave edebilirsiniz. Hepsini güzelce yoğuracağız. İşte kebabımız hazır bile. Yalnız biraz dinlendirmemiz gerekiyor. Şöyle ağzını kapatıp 1 saat buzdolabında güzelce dinlendiriyorum. İşte dinlenen kebabımıza şekil vermeye geldi sıra. Eldivenimi taktım. Mandalina büyüklüğünde parçalar alıyorum elime. Hafif de ıslatıyorum ki rahat şekil verebileyim. Tahta çubuklar kullanacağım. Adana için kullanılan marketlerde satılıyor. Biraz cıvık bir harç gördüğünüz gibi. Çünkü içerisine ne ekmek kattık, ne galeta unu kattık, hiçbir şey katmadık. Çünkü gerçekten lezzetini etkiliyor. Biraz böyle cıvık olmasına aldanmayın. Güzel şekil alıyor ve toparlıyor kendini. Şekil vermek için de şöyle orta parmağımı kullanarak şöyle bastırıyorum. Ve diğer parmaklarımla da itiyorum. Kolayca şeklini de veriyoruz böylece. İyice tutuyor. Bakın cıvık olmasına rağmen hiç ayrılmıyor. Şöyle tutuyorum. Şöyle koyuyorum. Bakın hiç ayrılmıyor. İsterseniz çok zorlanıyorum derseniz birazcık galeta unu ya da ekmek kırıntısı katabilirsiniz. Ama bence katmayın. Lezzeti böyle çok güzel. Şimdi şöyle tüm harcı şekillendiriyoruz. Ve sıra geldi pişirmeye. Şöyle yavaş yavaş pişirelim. Güzelce tavamı ısıttım. Azıcık yağ koyuyorum. Ve kebaplarımı cos diye tavaya birer birer bırakıyorum. Kebaplar güzelce kızarıyor. Şöyle diğer taraflarını da pişirelim. Pişenleri alalım, diğerlerini koyalım. Bu arada da işte bakın sebze suyunu atmamıştık. Onun içerisine 1 tatlı kaşığı biber salçası koyuyorum. Domates ya da biber fark etmez. Biraz acılı olsun diye ben acı biber salçası koyuyorum. Şöyle 2-3 yemek kaşığı da zeytinyağı koyuyorum. Onları güzelce karıştırıyorum şöyle. Lavaşlara harika bir sos yapacağız. Lavaşlarımız da çok lezzetli olacak. Hazır lavaşlarım vardı. Evde de kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi lavaşın içine her tarafına bu hazırlamış olduğumuz sostan sürüyorum. Şöyle ikiye katlıyorum. İsterseniz fırında, isterseniz yine tavada arkalı önlü biraz ısıtıyoruz.
İşte lavaşlar da kebabımıza yakışacak kadar lezzetli. Bakar mısınız, muhteşem oldular. Kebaplarım gayet güzel kızardı, mis gibi kokuyorlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine. Lavaşlarım ondan lezzetli. Şöyle iştah kabartmıyor mu? Şöyle kebabımı alıyorum of duman üstünde. Lavaşı da üzerine bastırıyorum. Şöyle çekiyorum. Çok güzel bir dürüm hazırlayacağız. Evdekiler buna bayılacak. Bizimkiler bayılıyor, öyle söyleyeyim. Şöyle açıyorum. Tabii ki kebap sumaklı, maydanozlu, soğansız olmaz. Şöyle güzel bir soğan salatası koyuyorum. İsterseniz küçük küçük domates de koyabilirsiniz ama ben mevsim olmadığı için koymuyorum. Biraz kekik, biraz pul biber, birazcık da isot koyuyorum ama tamamen keyfinize kalmış. İstediğiniz şekilde artık bundan sonrasını lezzetlendirebilirsiniz. Şöyle dürelim ve dürümümüz hazır olsun. Muhteşem. İçini de göstereyim. Bakar mısınız? Sulu sulu harika tavuk kebabım hazır. İşte muhteşem tavuk kebaplarım hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek, bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.